Menüsü iyi. Vallahi menüye düştüm ben. Retrowave. Bence menü tasarım muazzam. Hadi başlıyorum o zaman. Nudity ayarlanabiliyor mu? Dur bakalım. Tamam, risk alacağız artık. Bu Vision Nova. Yandık diyor ya. Senin yayınla birebir sevdim şimdiden. Bu doğru değil. Ne doğru değil? Oyun oynamaktan ellerim bir şey olmuş. Ha, bölümü geçemiyormuş. İki ileri bir geri diyor. Pardon, bir ileri iki geri diyor. Ne bu lan? Sen şiir mi yazmaya çalışıyorsun ya? Egosunu kırıyormuş bu durum. Bin karakter diyor. Bin karakter mi? Ya bize mi yazdıracaksın sen? Ayak yapıyorsun ha. Iterto. Iterto ne acaba? Onu da bilirsin sen. Baş yapıt demekmiş. Ha. Bugün iyi kültürlendik ya. Ha, formatçı olarak çalışıyormuş bir sene önce. Ha, porno sitelerden virüs kapan şeyleri, bilgisayarları temizliyormuş. Ödemesi de ortalamaydı diyor. Hayatımda pek mutlu değildim. Tusiko, Tusikiko. Suki yani. Clover'ın arkadaşlarından biri yanına taşınmış herhalde. Normalde büyük annesiyle kalmaya alışmış. Bir kere tanışma fırsatı olmuş. Okey. Staunch ne ya? Katı herhalde. Ha, şeymiş, gelenekçiymiş. Suki'nin babaannesi. Shrine Maiden materyal ne ya? Ha. Okey. Bu oyun diğerinden sonra. Ha,
flört etmeyi severmiş, skimpy klotlar tercih edermiş. Evet. Çizimler de yapıyormuş. Oyun yapmamız lazım diyor. Okey. Ha, visual novel içinde visual novel yapmacı. Inception novel. Incept novel. Tamam. Visual novel writer'mış bu da. Okey. Backstory'mizi seçiyoruz. Clover, Suki'nin arkadaşı. Suki bizim ev arkadaşımız, kız olan. Böyle olunca herkese poli. Böyle olunca single. Üç işler karışsın. Single hadi back off. Might yazmıştı bunlar. Kısa hikaye. Yazdıkları hikayede bayağı da seks muhabbeti varmış. Çünkü seks satar diyor. Allah Allah. Suki UI design kısmını yapmış. Clover da müziklerini, müzik efektlerini falan yapmış. Bu da programming kısmını ve yazarlık kısmını halletmiş. Manga markette de satılmaya başlamış. 2 günde satılmış bütün kopyalar. Sequel'ını yazmamızı istemiş Manga Market. Çok satınca. Şimdi onu bitirmemiz lazımmış. Seks sahnesi yazmak neden bu kadar zor diyor. Şimşek McQueen ismi. Çok zorlanıyormuş seks sahnesi yazmada Levo bak. İki saat geçmiş. Hiçbir şey yapmamış. Ay bu çok zor diyor. Önceki hikayede bayağı bir şey yazmıştım ama diyor. İnsan biraz da mola alamaz mı ya diyor. Paniklemeye başladı. Sapkın hikayeler olması lazım diyor. Yeni hikayelerde daha çok bondage, pet play, food play, water sports, holding hands. Okay.
Hiçbir fikrim yok bunlar hakkında diyor. Allah. Elektrikli falan. Aynen. Prize takıyorsun. Ya. Ha. Bu sahneleri ilgi çekici nasıl yazabiliriz diyor. Tabii ki bir limiti olması lazım. Hayır. Ya diyaloglar klasik şeylerden başka bir şey olmuyor diyor. Tahmin edilebilir diyor. Armut mu? Saçlarını yoluyor kızcağız. Bu tarz kelimeler çok fazla kullanırsan diyor, seksi görünmeyi bırakır. Rot. Rot da hani bayar herhalde demek. Bu çok zor, bunu yazamıyor. Belki de yazma konusunda hiç becerikli değilim. Birçok insan zaten benim writing'imin çok kötü olduğunu söylüyordu. Bu zaten beni çok demotive ediyor. Ama birçok insan ki benim kim olduğumu bilmiyor. Sokakta görseler kim olduğumu ayıramazlar diyor. Fark edemezler. Sonra negatif yorumları okumaya bıraktım. İşime odaklandım diyor. Ama yazmak çok zor diyor. Rot ezbercilik demekmiş. Ha, railroad gibi. Tamam. Ablacım yazarız, tamam. Ben utangaç şey bir kızım diyor. Özgüveni olmayan bir kızım diyor. Nerd'üm ben diyor. Gözlük takıyorum ben diyor. Çok anlamam bu işlerden. Zaten Suki ile Clover tek arkadaşım diyor. Zaten yeterince acınasıyım. Bana iyi davran diyor. Tamam lan tamam. Ne koyayım? Kapı çaldı herhalde. Kim geldi? Clover geldi. Aa, Clover da kadınmış. Ben erkek sanmıştım. Cinsel temas. Oo, iznim olmadan içeri girdi. Harbi kafa sikiyor müzik ha. Ha. Çıkmaya başladığımızdan beri odama daha çok gelmeye başladı diyor. Ona aşık olacağımı hiç düşünmezdim. Klişeler gerçek oldu. Zıtlar birbirini çekiyormuş. Bir senedir takılıyoruz. Bayağı yakınız. Her şey yolunda mı? İçeriden bağırdığını duydum diyor. Ya biz biraz sorun yaşıyordum.
Yazarlık konusunda. Ulan bayağı psikolojim bozuldu, yazamıyorum diyor. Sahnelere yüzden farklı şekilde yaklaştım ama hiç güzel olmadı diyor. İkisini de seçtik. Okuyucuların söylediği gibi sanırım yeteneksiz biriyim diyor. Kendine o kadar yüklenme. Bir önceki yazdığımız şey çok az negatif review almıştı. Ayrıca ben hikayeyi beğenmiştim. Yani bazı sebeplerden dolayı pozitif yorumlar negatiflerden daha etkisiz kalıyor. Dinleyecek iki insan eder. Evet. Gözü aşağıda gözükmesi inanılmaz değil mi? Anladım abi. Levo. Salak herif ya. Bir şey yok, tamam. Bu ne böyle kaliteli yayın? Hoş geldin. Skripti bir an önce bitirmeliyim ki edite başlamalıyım. Hiç daha ilerleme kat etmedim. Tam bir eziyim. Kendine bu kadar yüklenme. Adamım. Ah, ne oldu? Benim evimde kendini loser olarak çağırmanı kabul etmiyorum. Ama bu benim. Bunu satın alan benim. Sen sadece burada kiracısın. Öyle olabilir ama aynı zamanda senin kız arkadaşının. Yani bu bana bir şeyler açıklıyor. Görüşürüz Fransuka. İnternette birkaç kişi senin hakkında bir şey değilse ne olmuş yani? Benim müziğim hakkında da pis pis yorumlar yapıldı. Bu beni incitti ama daha iyisini yapabilirim. Pes etmeden devam etmelisin. Ben herkesin müziğini sevdiğini zannediyordum. Yok, öyle değilmiş. Aslında kimse visual novel'larda müziğe dikkat etmiyor. Bir dördüncü duvarı da kırıyor oyun yapımcısı burada. Bayağı etmedik değil mi? Suki de aynı şeyi söylüyordu. ...13 yaşından beri... ...artını internet... ...ardını... ...sanatını internette paylaşıyor diyor. Onunla da dalga geçtiler. Ama onun da iyiydi falan. Bütün kritikleri alıp... ...kendimizi geliştirmeliyiz. Allah aşkına yazmaya başla artık lan. Zekalı herif ya. Afiyet olsun. Hem TR-King hem de Levo.
çok yüklenmelerine izin verme, o zaman gelişemezsin. Allah aşkına yaz artık. Gimek sorma ya, gerçekten öyle. Çıka mı bunun şeyi de? Takma ismi de. Clover, Chica. Suki nerede? Yani çizimleriyle meşgul. Aşağıda uyuyakalmış. Bayağıdır yorgun. Onun gibi kendini zorlamanı istemiyorum. Tamam abi, bunu belirtmene gerek yoktu. Görebiliyoruz. Oha! Clover göğüslerin arasına anahtarı, manahtarı, telefonu falan koyuyormuş, büyük olduğu için. Bir de o gelsin konuşsun, değil mi? Bunun iyi bir saklama yöntemi olduğunu düşünmüyorum. Hem de hijyenik değil. Niye yatıp uzanmıyorsun? Ben de buradan senin iyi olduğunu görmüş olurum. Ha, masaj geliyor. Hem masaj yaptın mı bir rahatlarsın diyor. Hayda. Hatta masaj o yağı bile getiririm diyor. Bence bu kadar demo yeter. Dur bakalım, nereye gidiyor mevzuya? Hayda. Şunu bir sıyır da bakalım. Şöyle bir seni bir yoğurayım yapıyor. Ha, iyi. Masaj falan yani. Şimdi çok şey oldu ya, stres olmuş ya, onu rahatlatıyor. Açıkta bir şey yok ya, ne var burada ya? Bu şekilde yayın yapan yayıncılar var bu arada yani. Bir zahmet Twitch ikiyüzlülük yapmasın. Kafasının içinde geçen şeyler var işte. O yazacağı sahneler hakkında. Aklına bir şeyler geldi bir anda. Hadi başlayalım bakalım. Tosunum mu yaptı? Buralar hep kulunç yapmış. Arkan katır kutur olmuş. Sen rüzgarda mı kaldın diyor. Elini bastı mı çatır çutur bütün kuluncu buldu. Ama umarım acıtmıyorumdur diyor. Yo yo, basabilirsin. İstediğin kadar bas bas diyor. Yok, kimse yok Gimek ya. Hoş geldin Sonic. Onun yüzünü göremiyordum ama
Clover'a bak, ayaküstü cilve çekiyor. Sabah sabah neler olur. Anime ellemece mi? Yo, biz hikaye okuyoruz ya. Ben öyle bir şey demedim. Sadece biraz omuzlarımda baskı hissettim diyor. Allah Allah. Vücudun kötü şekle girmiş. Bence odandan daha fazla çıkmalısın diyor. Allah Allah. Bir de ayaküstü bunun şeyini yedik yani. Lafını yedik. Psikolojik baskı yapıyor, evet. Dışarı çıkmayı sevmiyorum. Evde kalmak daha kolay. Öyle kendini kapatırsan vallahi ölür kalırsın ha içeride diyor. Dışarıdaki insanlarla uğraşmamak daha kolay geliyordu. Ya ben de bir insanım, bunu unuttun mu? İş var burada, devam ki. Anladım. Neko biziz işte. Sen bunların dışında istisnasın. Eyvallah, sağ olsun biraderim yaptı. Vallahi omuriliğini kıracak ha. Dirseğe geçti herhalde. Şöyle çıt diye alıverecek. Aslında iyi de hissettiriyormuş. Uykusu geliverdi. Fazla relakslandı. Kendimizle mi konuştuk? Evet. Bayağıdır vakit harcamıyorduk birbirimizle. Nasıl yani? Biz hep vakit harcarız. Benim kız arkadaşım değil misin? Daha fazla vakit harcamak istiyorum diyor. Ha, eski günlerdeki gibi diyor. Suki'den haberleri var mı? Dur bakalım Suki'den ne işler çıkacak. Clover da yani yaza 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 bitiremedi ya. Bizim Levo zaten bunun ne manaya geldiğini çok önceden çözmüştü. Lan niye kimse haber vermiyor? Mobilden baktım. Neye haber vereceğiz? Oyunda amaç ne? Namusu kurtarmak mı? Yo, anlatılan hikayeyi şey yapmak, deneyimlemek. Herkes bir yana, Clover bir yana diyor. Onun yanında rahat hissediyorum diyor. Ben WhatsApp'tan atmıştım. Tamam, manga market geliyor, tamam, işimizi halletmemiz lazım. Bırakın şu masajı. Yeni hikayeyi yazmanız lazım. Herhalde bir promosyon gününü falan kaçırmışlar.
Ha, bizi çağırmazlar ki. Çağırmazlar ki be. Bizi tanımazlar ki. Sevmezler ki bizi be diyor. Muhabbet hiçbir yere varmıyor ya. Bol cinsel gelirdim gerçekten. Bu arada random seçtiğim bir oyun da değil bu hani. Baya pozitif yorum almış. A101 haftalık indirim YouTube kanalını takip etse kaçırmazlardı. Aha. Yavur gibi abandı bak kız inledi burada ya. Kedi gibi mi yavluyorsun diyor. Allah Allah. Yok yok öyle bir şey. Gerçekten o sesleri yapmaya devam etti. İnletecek illa, evet. Hayda. Su böreğine çevirdi kızı ya. Her yanı yağ oldu. Vıcır vıcır oldu ya. Hı. Yere düştü işte bak. Bütün yağı yere döktü. İyi bok yedin Clover. Sen temizlersin. Heh, bir de laptopun üstüne döktü. Ay Clover senin ben belanı sikeyim ya. Yapacağın işi. Hala sırıtıyor bak. Şam maymunu gibi. Anasını ağlattın laptopun. Alacaksın, öde. Öde, yenisini al. Demiyor tabi. Temizlemeye çalışıyor şu anda yağı laptoptan. Halbuki SteelSeries sponsorluğumuz olsa burada muazzam bir promo yapabilirdik. Ya bir de özür diliyor. Bozmak istememiştim diyor. Umarım zarar görmemiştir. Lan nasıl zarar görmedi? Yarım kilo yağ döktün üstüne ya. İstersen boşa gitmesin diye bir de yumurta kır. Yenisini alabilirim. Niye bu kadar coştun diyor. Genelde backup alırım ama yenisini upload etmeyi unutmuştum diyor. Cloud'a. O yüzden her şey gitti bütün yaptıklarım. Lan bir bok yapmamıştın ki zaten. Bu bir kabus olmalı. Hepsi senin suçun. Hadi bakayım yiyin birbirinizi. Vallahi bilerek olmadı ya. Özür diledik ya kardeşim. Aa, mırlamaya başladı. Şu anda pişman olacağım bir şey yapmaktan kendimi alıkoymam lazım diyor. Nasıl yazacağız şimdi? Senin evin bile yok Clover. Nasıl? Evin yok evin. Evin yok senin daha. İyi düşünmem lazım. Şu anda yanlış bir şey yapmamam lazım diyor. Ne söylemeliyim? Hah. Amına kodumuz salağı. Anasını siktin laptopun mu demeliyim? Nasıl bu kadar şeysiz oluyor biliyorsun ya. Sen var ya tam malsın demek var. Seninle neden takıldığımı bile anlamıyorum demek var. Beynin yok mu senin geri zekalı? Beyin yok mu sende? Herkese vermişler bir tane sende yok mu ondan demek var. Ya bunu yaptığına inanamıyorum ya rezillik yani. Seni küçükken düşürdüler mi var?
Menenjit mi oldun lan? Lan hiçbiri bir yere çıkmıyor. En sakini 2 herhalde. Sakin olmaya çalışıyorum ama olamıyorum diyor. Ay moron dedi gene. Ben seçmedim moron. Aa. Geri zekalı çık lan odamdan diyor. Çık. Çık anasını siktin laptopun. Bütün gün uyumuş, hiçbir şey yapmamış. Kahvaltıya kalktı. Suki gelecek. Değil mi şimdi? Laptopu kurtaramamış. Nanay. İki dakika çalışmış, doğru düzgün başlamamış, sonra abuk sabuk sesler çıkarıp ölmüş. Ne büyük acı gidiyor. Çığlık atmamak için kendini zor tutuyor. Durup durup sinirleniyorsun sen de lan, bir dur lan. Stres seviyem acayip oldu diyor. Hayda, Suki geldi. Aa, naked apron. Ne oldu? Nereye denk geldik? Suki geldi. Ne yapıyordun? Ne ara nasıl yakaladık seni böyle ya? Bir şeyler garipti onu gördüğümde. Şey giyiyordu. Pek de bir şey giymiyor gibiydi. Problem de buydu sanki. Yemek yapıyormuş ama çıplak üstüne önlük giymiş. Doksanlardan kaldı bu fantezi, alo. Niye böyle giyiniyorsun ya diye sordum. Biraz böyle giyinmek istedim gibi hani. Aynı zamanda bugün kutlama günümüz. Senin sevdiğin pankeklerden yaptım. İyi. Lan tamam, pankeki de yani betimleme. Apur apur götürdü. Tamam iyi, çikolatayı sevdiğin gerçekten umurumuzdaydı. Dur dur bekle dur, başlama diyor. Neyi kutluyorsun? Ne oldu bugün diyor. Sen sabah aynı e-mail almadı mı benimle diyor. Yok göremedim diyor. Laptopumu şey yapmaya çalışıyordum. Tamir etmeye çalışıyordum. Hadi ya, ne oldu? Clover oldu. Her şeyi anladım. Çok anlatmana gerek yok. Masa ayırttık manga markette diyor.
kabul edildi diyor. Yani bu ne anlama geliyor? Aynen öyle. Manga markete gidiyoruz birkaç ay sonra. İkinciyi çıkartmamız için önemli bir şey bu diyor. Binlerce kopya satarız vallahi fena yaparız diyor. Suki. Suki değil, Suki bu işte. Heyecanlı mıydım? Bunu bilmiyordum. Allah. Stresten karnım arnı gurulduyor artık. Manga market kabul edildiğine göre daha çok çalışmam lazımdı. Lan tamam yaz artık yaz. Yaz elinle yaz. Ne oldu ne ters gidiyor? Bütün haftanın işini kaybettim. Bütün şeyi tekrar yazmam lazım. Üstümde de çok baskı var. Amık Clover'ı diyor. Ağlıyor musun sen? Aa, ağla bağır. Ne üzdü seni diyor. Lan Suki sen geri zekalı mısın? Anlatıyor işte. Yarım saattir anlatıyor ya. Bu kim lan? Teyze yanlış geldik herhalde. Dur sinirlendiğim anda teyze geldi vallahi. Oy yüzüm patladı bir anda. Geldi babaannesi geldi. Evi bastı. Benim kız nerede? Evi terk etti. Burada mı kalıyor diyor. Kendi başına iyi mi? Hallediyor mu? Bayağıdır yok, görünmüyor. Ne oldu? Orospu mu oldu? Ne oldu? Belli değil diyor. Tamam yani yetişkin olmuş olabilir ama yani yine de merak ediyoruz diyor. Hırlısı var, hırsızı var, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Ne olacağı belli değil yani. Karar alsa da kendisi yine de biz bir gözden geçirek yani diyor. Ne zaman geleceksin yavrum evine? Evine gel yavrum. Yavrum evine gel yavrum. Ben affederim yavrum seni. Hop, hadi evine. Oh. Zaman geçti. Yani abi bir de kendi aldı. Clover da almadı. Ben bu Clover'ı döverim. Her şeyi tekrardan yazdı. Ne kadar iyi olduklarını önemsizce yetiştirmeyi bekledi sadece. Yaza yaza bir hal oldum diyor. Ben de okuya okuya bir hal oldum. Heh, bitirmiş yazmayı. Tamam. Oh çok şükür. Manga markete gideceğiz. En büyük challenge'ım hala beni bekliyor diyor. Falan filan. Çok şey sosyal işler zor anlamam ben diyor. Bu kadar geldim artık geri basamam. İyi olacağım iyi olacağım falan filan. 2 hafta sonra. Bu Suki normal takılmıyor hiç ha. Suki sen ne ayak?
Bütün ilgiyi çekiyorsun üstüne. Bir masajı hak ettik. Masa 3'e yarım saat hadi. Aa ne oluyor lan? Animasyon niye geçtik? Ha iyi. Orada ses, burada ses. Geçen seneden daha kalabalık sanırım. Yüzlerce insan var. Manga, anime, oyun, müzik, merch. Ay şey oldu, anksiyete geçirdi. Aha adamın teki yaklaştı. Posterlerle yanımıza yaklaştı. Abi bir dikkat ederim bundan sonra. Beni şey yapmayın o kadar falan. Yolunuza çıktığım için kusura bakmayın. Biz de açılırız ileridekiz. Ha, diğer adam da şey diyor. Lan önüne baksana ya. Sandalyeyi deviriyorsun. Ay, deli misin nesin yürümeyin bilmiyorum. Ama kusura bakmayın. Ben de öyle şey yaptım. Malım biraz. Kaslıydı. Lan daha akıllı olsaydın şimdi bu millet bu halde olmazdı. Sizin gibi geri zekalılar. Adam konuşuyor. Sası sası ortam. Ya kusura bakmayın dedik ya kardeşim ya. Kusura bakmayın dedik ya. Ya gel bir de üzerimize çık bari ya. Bugünün çocukları var ya, bugünün çocukları, bunlar var ya, ne kıymet biliyor, ne edep biliyor, ne adap biliyor. Bu kız kesin var ya. Öyle. İyice kendini şey gibi hissetti. Yeterince dikkatli olmazsam ölebilirim belki de. Ölürüm ben. Geldi manyak. Ne yapıyorsun lan? Ne oldun? Niye böyle bembeyaz kesmişsin? İyi öyle işte takılıyoruz. Sağdan soldan hakaret. Yo iyi gözükmedin bana. Yo bana yalan söyleyemezsin. Elini melini şıklatıyor yoksa. Ne oldu hadi anlat. Şu şuradaki orospu çocuğu var ya benim bir anama bacıma sövdü. Şu kaslı herif mi? Ya onunla kavgaya mı tutuştun ne yaptın? Yok canım öyle değil ya. Bilerek olmadı yani. Ha geldi Suki. Suki bir Suki versin de gör şimdi. Ne oldu da ne yapıyorsunuz lan? Kavga mı çıkarttınız? Ne yaptınız? Ya yok. Fiziksel kavga değil de çok küfür ettiler. Çok küfür ettiler. Bir an dururlar dedim. Küfür durmadı. Çok çok sinirlendim. Sana bağırdı mı? Yani biraz bağırdı gibi ama tamam buraya kadar. Benim Şirin Nekoma kimse bağıramaz. Ya Clover dur amına koyacağım şimdi ya. Ortalığı karıştırma zaten. Millete salça olacak yer arıyorsun. Ha, niye ne yapmayayım? Neden yapmayayım ki?
Yani başını belaya sokma şimdi yani. Bak aranıyorsun zaten. Ya bir şey olmaz ya zaten ya. Böyle ne olacak ya? Ben zaten çoluk çocuk hepsini dövüyordum. Bir hatırlamıyor musun? Sertim ben. Anca başa belasın. Ya bu çocuk full kastan oluşuyor olabilir ama o kas bir yere kadar yani. Şimdi gör bak nasıl ne yapıyor. Ama o çocuk değil yani. Kocaman adam. Bu kadar şey vardır. Kol vardır. Ya kası yani. Sen 7 yaşındaki dövdüğün çocuklarla kıyaslıyorsun. Ya dalacaksan dal. Ya benim yanımda hiçbir şey diyor Clover. Ben şimdi onun taş yaklara bir ceviz kıran hareketi çektim mi görürsün sen diyor. Hadi bakalım. Ya yok öyle şeyler yapma ya. Öyle ne gerek var ya? Ama seni üzdü o. Şey gibi dal gibi sallanıyor. Nasıl oluyor böyle? Ceviz kır. İçim şişti. Vallahi benim de şişti. Grand Mama pis olur. Ben hocama konuşurum, acayip olur. Buna dalsak şimdi bizi ya sikse falan. Oo. Hiçbir şey çıkmadı. Çok hızlı sıkıldım. Çok hızlı sıkıldım. Önceki oyun o kadar iyiymiş ki. Yani şunu çekemedik bile ya. Speedrun ya. Ne yapıyorsun? Tuvaletteki işte oturuyor. Ne izliyor? Acık Insta bakalım. Ne oldu? Sıçtım geldim, bir şey yok. Midem falan bir şey olmuş, stresten bir cırcır olmuş. Hiç interaktiflik yok. Araya oyun koymuşlar zannettim ben yani. Arada bir şeyler oynayabilseydik en azından. Bu kadar da visual novel olduğunu bilsem. Ya. Tamam. Yani eve geri dönmeye ikna olmuşlar. Vallahi bak başımıza şey çıkartma. Başımıza iş çıkartma. Her yeri yağ yapacaksın sonra. He böyle minik minik sabunlar var. Acayip acayip şeyler koymuşlar eşantiyon. Bunların hepsini çalarım ben diyor. Havluyu da mı çalsak? Kız yapıyor. Havluyu çalmayız. Havluyu çalarsak görgüsüz derler. Direkt şuradaki ahizeyi çalalım diyor. O daha fark edilmez diyor. Bence yatağı direkt sırtlayıp inelim aşağı. Yüksek puan almış. Evet ben de ona şaşırdım ya. Herhalde çizime çok coşmuşlar o puanı verenler. Ne yani çizimler değişmiyor ki. Nereye varacak acaba? Suki ile çikolata yemeci. Sıcak jacuzzi şeye küvete girmece Clover'la. Kendi başına yürüyüşe çıkma. Hadi bir de Suki ile bir şeyler yiyelim.
Clover başa bela ya, rezalet ya. Bir çikolatamız yok mu Suki? Toblerone getirdim bak. 38 santim. Öf, sıkıldım ya. Çok hızlı sıkıldım. Yani Alp'in yayını izlemedim bugün tam full. Kapamadan bir şeye bakalım o zaman. Yalnız Max Max Gentleman Sexy Business muazzammış yani. Yani oyun olarak oyun oynadığını hissettiriyor. Visual novel var, visual novel var. Yani bu kadar da boş visual novel olmaz ki. Girl. Ya Material Girl çok iyiydi de Material Girl banlatıyor abi işte. Bak bu oyunda banlatacak bir şey yok. Twitch'in listesinde o yüzden var. Ben o yüzden şey yaptım. Korkmadım yani. Şarkı söylüyorduk, bilmem ne yapıyor. Oğlum Material Girl'de biz biraz şey pislik oynamıştık. Yani oyunu o kadar pislik oynamadan da bitirebilirdik. İyi yoldan para kazanabilirdik yani. Şeyi deneyeceğim ya. GeForce Now'dan bir Dying Light açmayı deneyeceğim. Burada bir ekrana vereyim. Nasıl bir grafikte sunacak bakalım. Ya sorma ya. O artık yani delirmiş. Delirmişti. Ya var öyle hayvani oyunlar da Twitch'in listesinde yok. Twitch'in listesinde yoksa ben o riski almam. Bir kere değil, iki kere yedik o boku zaten. Sana attığım oyunu açayım istersen. Ya bende yok da. Niye ne oluyor? Şeye bakacağım ya bir. Bugün Dying Light indirimdeydi de bayağı bir indirimdeydi. İkincisi de bu sene çıkacak ki sene sonuna doğru çıkar herhalde. İlkini alayım dedim işte ben de. Oynama fırsatım olmamıştı. Şu anda da zaten kendi bilgisayarımda maksimum performansla açıp aynı zamanda yayın yapamam. GeForce Now'dan açacağım bakalım nasıl gözüküyor. Ona bakacağım. Full her şeyi full'de. Bakalım. Yine buradan düzenleyemeyeceğim değil mi? Mobilden yapacağız. Çok oynamayacağım ya, sadece grafiğine bakacağım. Maksimum alacağım her şeyi de. Dying Light 2'ydi değil mi? Yok 1'di. Dying Light 2 niye listede var ki, daha çıkmamış. Neyse. Bu işte garip. Dying Light hiç oynamadım mı? Yok abi oynamadım. Yani alacağım zaman elimde iyi bilgisayar varken oyun pahalıydı. Vakit bulamamıştım, alamamıştım ilk çıktığı zaman. Şimdi de elimde laptop var. Aynı zamanda yayın yapmak zor. O yüzden GeForce Now'da var diye aldım zaten. Polonya oyun konusunda gerçekten devrimi yaptı ya. Yani hem CD Projekt Red hem de Techland. Techland mıydı? Gerçekten acayipler yani. Ekrana veriyorum şimdi.
Şimdi nerede bu? Egri. Açtı mı? Ha, gözüküyor. Bu potato engine olan. Nasıl Rambo'nun oyunu ne lan? Hiç bilmiyorum ben. Onu herkes oynamıştır oğlum, Herkül. Ha, Selin yazmış. Oğlum diyor. Content. DLC'ler. Neler var işte. Bu şey nerede ya? Bu mouse. Fuji çok şey kaçırdın ya. Aç V-Sync'i. Bakalım ne kadar görüntü alacağız. Wave distance. Full. 10. 10. 10. Her şey 10. Müzikleri falan da çok iyi lan oyun. Hep aynı bok oluyor. Tamam, bir dahakine bu girişimde ayarlar yapılmış olacak en azından. GeForce Now'da da böyle bir bok var işte. Ayar yapıyorsun, oyunu yeniden başlatman gerekiyor bazı ayarlarda. GeForce Now'la girdim tabi. Öyle daha iyi görüntü alırım. Açtı mı, açmadı mı ya? Bu sefer full grafiklerde açacak diye ümit ediyorum. Default'ta çünkü medium'da açıyor. Games bunun şeyi mi ya? Publisher'ı mı? Ne alaka ki? Hoş geldin Master Jam. Evet, sanırım oldu. Evet, baya iyi gözüküyor şu an. Ay, ananı sikeyim senin. Her şeyi kapattı gene.
Oğlum bunu açıp restart atmadan nasıl şey yapacağız? İyi tamam o kalsın. Ne güzel modları var. Halloween ne acaba? Sinematik ya. Ben gameplay grafik görmek istiyorum. Ya sonra uzun oynama yaparım zaten bu oyunu. Şu an bir şey test etmek istiyorum. Oyun Pinch him. You're oynamayacağım yani scared. Not bayağı. scared. Then pinch him. He blinked. What? He blinked again. What if he's a Gameplay zombie? grafik ya. Ya Ram spotik oynayacak işte. Muazzam. Muazzam. Güzel. Bu oyunun ikincisi gelecek bu sene bir de ya. Kaç sene önce çıkmış oyun. Delay nasıl? Delay yok abi. Çatır çatır oynuyor mu? Ya bu sikkoların muhabbetini çekeceğime custom bir game'e gireyim ya. Lan lan continue bastım. Oh. Şey zaten Enhanced Pack paketi zaten indirime girmiş. Halloween. Ne oluyor ki bunda? Herhalde bu kapışmaca. Halloween can be played only when the... Ya öf. Basemiş. Farklı hikaye modu mu? Bu puanlar aylık siliniyor mu? Yo. Ne oldu ki? Silinmiş mi? Bende öyle bir yetki yok yani. Abi niye salmıyoruz? Garip bir mouse acceleration var oyunda ya. Biraz daha iyi. Yakup versene bir şeyler ona. Yakup niye konuşmuyor? Aa konuşmalar çıkmıyor. Skip oluyor sadece.
Yapacağın şey. Silah ver, silah. Bunu da ver. Hay Allah ya. Ne? Evladım ağlama. Silah ver, silah. Nereden gidiliyor? Bunların konuş diyalogları niye açık değil lan? Niye konuşmuyor lan bu? Oğlum dilsiz özel paketi falan mı aldım ben? Ne lan? Oğlum ne oldu? Abi beni geri alın. Buna koyayım, neredeyim? Uğraşın durun ya. Yavrum kaç orada? Korkmuyor lan. Oğlum çıtayla öldürebilecek misin bunları sen? Ya bu nedir lan? Buna kudum delisine bak. Ne yedin dayı sen? Ne oldu sana böyle? Aman ha. Ya öyle olursun. Tut ağzını. Ha, sıçtın değil mi öyle? Gel gel. Ara çıkıyor. Oğlum ne yaptın lan? Neden böyle oldu? Öldün. Sadece para çıkıyor. Silahla da hiç kimse ölmüyor. Nasıl yapacağız? Boşu boşuna elime silah vermişler. Hayda. Işık yok mu ya? Işık yok, ışık. Işık yok, ışık. Ben yokum gibi davran. Vah vah. Çok kötü olmuş. Niye böyle oldu acaba? Lan! You are die. Hiç ışık yok ya. Neye girdiysek o nasıl bir challenge artık. Hardcore'un da hardcore'u bir şeydi herhalde. Neyse zaten grafiği denemek ve akıcılığı test etmek için bakmıştım full'de. Bayağı tatmin ediciydi yani. Yeni gelen oyunlar Cyberpunk'tır, Dying Light 2'dir. Bunları GeForce Now'a güvenip almayı düşünüyorum da. Çok oynamak istediğim oyunlar arasında. Yani GeForce Now bu derece stabilite sağlıyorsa sıkıntı yaşamayız. Oyunlar gittikçe anlamsızlaşır.
Ya burada asıl senaryosuna girmedik. Asıl senaryosuna girsek oyunu öğrenirdik de. Ben oyunu da bilmediğim için. Hadi kaçtım ben. Bugün kaç saat? 6,5 saat yayın yapmışız. Benim işim gücüm var ya. Uzunca bir süre yayın gelmeyebilir. Yani bir 10 gün falan. Haberiniz olsun. Sınavlar, laboratuvarlar falan filan. Görüşürüz. Bugünkü oynadığımız iki oyunu gene YouTube'a atarım. Zaten şey bayağı iyiydi yani. Onu devam ettirmeye çalışırız. Max Gentleman, Sexy Business. Hadi kaçtım.